Böreğimizin yapımına öncelikle iç harcını hazırlamakla başlıyoruz. 8 adet patatesi yumuşayıncaya kadar haşladım. Suyunu süzdürdüm. Şimdi ezici ile güzelce ezeceğim. 1 adet büyük boy soğanı incecik doğradım. Şimdi üzerine 4-5 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekliyorum. Soğanlarım pembeleşinceye kadar kavuracağım. Soğanım kavruldu. Şimdi içerisine yarım yemek kaşığı kadar salça atıyorum. Baharat olarak birer çay kaşığı karabiber, toz biber ve pul biber ekliyorum. Miktarlarını damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. 2-3 dakika daha kavuracağım. Ezmiş olduğum patatesimi de ekliyorum. Son olarak tuzunu da ekledikten sonra 4-5 dakika kadar kavuracağım. Şöyle iyice karıştırarak salça, soğan ve patatesin birbirine bütünleşmesini sağlayalım. İç harcım hazır. Şimdi soğumaya bırakıyorum. İç harcımız soğurken biz de böreğimizin sosunu hazırlayalım. 1,5 su bardağı sıvı yağımı şöyle geniş bir kaba alıyorum. Çeyrek su bardağı da su ekliyorum. Bu arada bardak ölçüm 200 ml. 2 yemek kaşığı un. 2 yemek kaşığı da sirke ekliyorum. Birbirine karışıncaya kadar güzelce çırpalım. Ben böreğimin yapımında 6 adet yufka kullanacağım için sosunu ve iç harcını bol tuttum. Ama daha az yufka ile yapacaksanız hem sosunu hem de iç harcını ona göre azaltabilirsiniz. Ben fazla fazla yapıp bir kısmını dondurucuma atıyorum. Daha sonra misafir geldiği zaman ya da canımız börek istediği zaman büyük kolaylık oluyor. Böreğimin yapımına geçiyorum. Yufkalarımdan bir tanesini masamın üzerine alıyorum. Masamın üzerine yufkamı seriyorum. Sosumuzdan yufkanın üzerine 2-3 yemek kaşığı kadar koyuyoruz. Her yapmamızda mutlaka şöyle karıştıralım çünkü un dibine çöküyor. Fırçayla sosumuzu yufkanın her yerine gelecek şekilde sürelim. İçerisine koyduğumuz sirke acaba kokar mı diye düşünmeyin. Kesinlikle sirkenin kokusu piştikten sonra kalmıyor. O konuda endişeye kapılmayın. Sosumuzu güzelce sürdükten sonra yufkamızı ikiye katlıyoruz. Pişerken yufkamızın katlarının açılmaması için şöyle fırça yardımıyla çok hafif üst kısmına da birazcık sosumdan sürüyorum. Ben böreğime muska şekli vereceğim. Onun için şöyle 3 parmak kalınlığında şeritler halinde kesiyorum. İsterseniz rulo şeklinde de sarabilirsiniz. Ben iki şekilde de yapıyorum. Hazırlamış olduğumuz iç harcımızdan köşelere gelecek şekilde birer tatlı kaşığı koyalım. Şimdi böreğimi sarma işlemine geçiyorum. Şöyle patatesli harcımın üzerine bu boşta kalan kısmı atıyorum ve üçgen oluşturuyorum. Daha sonra bu üçgeni bu şekilde böyle atarak devam ettiriyorum. Bu şekilde muska şeklinde böreklerimiz oluşmuş oluyor. Şöyle birkaç kez sizlere göstereceğim. Boşta kalan kısmı şöyle atıyoruz üzerine.
Daha sonra bu üçgenimizi devam ettiriyoruz. İlk yufkamı sardım. Şimdi ikinci yufkamızı da birlikte yapalım. Eğer çıtır çıtır börek seviyorsanız mutlaka deneyin diyorum arkadaşlar. İçerisine koyduğumuz sirke ve un böreğin çok çıtır olmasını sağlıyor. Ertesi gün bile hala çıtır. Böreklerimin tamamını sardım. Sosum da bu kadar arttı. Bunu da üzerine süreceğim. Eğer ki sosunuz artmayacak, yetmeyecek gibi olursa sadece sıvı yağ ekleyerek sosunuzu çoğaltabilirsiniz. Benim sosum tam tamına yetti. İç harcım da yine aynı şekilde birbirine denk geldi. Pişireceğim böreklerimi yağlı kağıt serili fırın tepsime yerleştireceğim. Geri kalanı da saklama kabına koyarak dondurucuma kaldıracağım. Bu ölçülerden hemen hemen 3 tepsiye yakın börek çıkıyor. Oldukça bereketli bir tarif. Dondurucuya kaldıracağım böreklerin arasına poşet koyarak saklama kabıma koydum. Buzluktan çıkardıktan sonra buzlu bir şekilde tepsime alacağım. Üzerine sadece sıvı yağ sürerek pişireceğim. Böreklerimizin üzerine yumurta sarısı sürmüyoruz. Çünkü yumurta sarısı börekler soğuduktan sonra yumuşacık olmasını sağlıyor. Sadece iç harcından kalan sosla ya da sıvı yağ sürdüğümüz zaman böreklerimiz ertesi gün bile çıtır çıtır oluyor. Pişireceğim böreklerimin üzerine kalan sosumu sürüyorum. Böreklerin üzerine susam serpiştirdim. Fırınımı 180 dereceye ayarladım, ısındı. Şimdi böreklerimi fırına gönderiyorum. Böreklerimi alt üst güzelce kızarana kadar pişireceğim. Pişme süresi fırından fırına farklılık gösterebilir. Şöyle bakın arkadaşlar, pişerken de nasıl güzel puf puf kabarıyor. Böreklerim pişti, fırından çıkardım. Şimdi böreklerimi soğumaya bırakıyorum. Böreğimi 3 saat kadar dinlendirerek iyice soğumasını bekledim. Şimdi sizlere soğuduğu halde bile nasıl çıtır olduğunu göstereceğim. Şöyle bakın, kesinlikle sönme yok. Hala kabarık bir biçimde duruyor. Çıtırlığına bakar mısınız? Gerçekten muhteşem. Bu börek 2-3 gün boyunca çıtırlığını koruyor arkadaşlar. Geçenlerde yine yapmıştım. 3. güne birkaç tane kalmıştı. Sadece biraz bayatladı ama yine hala çıtırdı. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Kesinlikle üzerini kapatmayın. Fırının içinde açık bir biçimde dursun. Kapatırsanız böreğiniz yumuşayabilir. Videomun sonuna böreğimin ertesi günkü çıtırlığının videosunu da tekrardan ekleyeceğim. Buraya kadar videomu izlediyseniz eğer yoruma bir kalp emoji bırakırsanız ben de izleyip izlemediğinizi anlamış olurum. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Her gün yeni tariflerle sizlerleyim. Görüşmek üzere, hoşça kalın.